İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan, bağımsızlık bildirgesinin kabulünün 30. yıl dönümü vesilesiyle Ermenistan Cumhuriyeti'ni kutladı. Kilikya Ermenistan'ında 3400 yıllık çivi yazılı tablet bulundu. Batı Ermenistan'ın Ahtamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi ayini bu yıl kapalı ortamda gerçekleştirilecek. Bulgaristan'daki en eski Ermeni kilisesi 400. yılını kutluyor. Şam yakınlarında bir gaz boru hattının patlaması üzerine Suriye elektriksiz kaldı. Artak Movsisyan, 2500 yıllık bir devlete sahip olduğumuzu belirtmek, bugün sadece Türk Azeri ve pro-Türk yanlısı güçler tarafından savunulan, Ermenilerin sonradan gelme olduklarına dair sahte teoriye saygı göstermek demektir. Batı Ermenistan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın bağımsızlık bildirgesinin kabulünün 30. yıl dönümü vesilesiyle Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanına kutlama mesajları yolladı. 30 yıl önce 23 Ağustos 1990 tarihinde son derece zor iç ve dış koşullarda Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ilk yüksek Sovyet oturumunda Doğu Ermenistan bağımsızlık bildirgesini kabul etti. Bu 70 yıllık Sovyet döneminden sonra Ermeni halkının yaşamında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu bağımsızlık ilanı benzersizdir, ebedidir ve tartışılmazdır. Çünkü aynı devlet kendini iki kez ilan edemez ve uluslararası hukuka göre iki kez bağımsız olarak tanınamaz. 23 Ağustos'ta kabul edilen bağımsızlık bildirgesi gerçekten bağımsız Doğu Ermenistan için 21 Eylül bağımsızlık referandumuna yol açtı. Aynı şekilde Batı Ermenistan Müttefik Kuvvetler Yüksek Konseyi tarafından 19 Ocak 1920'de fiilen ve ardından 11 Mayıs 1920'de ise dövüre olarak bağımsız olarak ilan edildi. 29 Aralık 1917'de Batı Ermenistan'ın bağımsızlığı, Batı Ermenistan'daki Ermeni halkının kendi kaderini tayin hakkı üzerine Rusya tarafından tanındı. Bu tanınmalar Batı Ermenistan için benzersizdir, ebedidir ve tartışılmazdır. 23 Ağustos 1990 Bağımsızlık Bildirgesi'nin 11. maddesi, Ermenistan Cumhuriyeti Osmanlı Türkiye'sinde ve Batı Ermenistan'da 1915 yılında Ermenilere yönelik gerçekleştirilen soykırımın uluslararası tanınmasını desteklemektedir, der taş üzerine Doğu Ermenistan'ın Batı Ermenistan'a halkına, soykırım kurbanlarına, geçmişine, bugününe ve gelecekteki varlığına binlerce yıldır var olan insanların haysiyetine ve kimliğine olan tartışılmaz konumunu yazıyoruz. Sevr Antlaşması'nın yüzyılının öncesi olduğu gibi sonrası da olacak. Bunu Ermeni ulusunun oluşturulmuş tüm makamlarında görebiliriz. Bu nedenle her Ermeninin tarihini, haklarını, varlığını yeniden teyit edebilmesi için bu farkındalık yaratma çalışmasına devam etmeliyiz. Ama aynı zamanda aktif bir rol da almalıyız. Her Ermeni ailesini etkileyen soykırım süreciyle mücadele etmenin tek yolu budur. Yaşasın Ermeni halkı, yaşasın Ermenistan. Armenak Abrahamyan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Kilikya Ermenistanı'nın Hatay'daki eski Alalah kentinde bulunan yaklaşık 3400 yıllık çivi yazılı tablette bilinmeyen bir krala yapılan ödemeler yazıyor. Eski Alalah kenti Amik Ovası'nda yer alan bölgesel Mukiş Krallığı'nın başkentiydi. Arkeolojik alanda yaklaşık 20 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında Burada yaşamış Tunç çağı toplumuna dair kültürel ve sosyopolitik yapı araştırılıyor. Tablet bölgede nadir bulunması nedeniyle oldukça önemli. Tunç çağı içerisinde çivi yazılı metinlere ulaşabilmek o kadar kolay değil. Her zaman böyle bir veri elde etme şansı olmuyor. Bölgesel kent devleti olarak Orta Tunç çağında kurulduğu tahmin edilen Alalah, daha sonra Hititlerin ve Mezopotamya'da etkin olan Mittaniler yönetimi altında bulunmuştur. Ermeni haberini aktardığına göre Konstantinopolis Ermeni Patrikliğinden yapılan açıklamada Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün Akdamar Adası'ndaki Surbaç Kilisesi'nde Haçveres ayininin bu yıl kapalı ortamda gerçekleştirileceği ifade edildi. Salgın meselesi dikkate alınarak yetkililerle yapılan istişareler sonucunda 6 Eylül'de yapılması planlanan yıllık ayinin kapalı kapılar ardında yapılması için ortak karar alındığı belirtiliyor. Kilise içerisinde sadece Patriklik Başpiskoposu Sahak Maşalya'nın başkanlığındaki ruhaniler ve diğer dini görevliler yanı sıra dini koruda yer alabilecek. Ayin sırasında adanın ziyaretçilere kapalı olacağı bildirildi. Dolayısıyla ayine katılmak için haç gruplarının oluşturması uygun görülmemektedir. Bulgaristan Haber Ajansı tarafından bildirildiği ve Armen Press'in aktardığına göre Bulgaristan'ın Silistre kentinde bulunan Surp Asvazazin Ermeni Kilisesi 400 yaşında. Surp Asvazazin Bulgaristan'daki en eski Ermeni Kilisesi olarak kabul ediliyor. Kilisenin restorasyonu sırasında yıllar önce yapım yılına işaret eden bir taş levha keşfedildi. Araştırmacılara göre Ermeni kiliseleri için ender bir özellik taşıyan kilisenin kubbesi freskleriyle benzersizdir. Kilise yaklaşık 180 metrekarelik bir avluda yer almaktadır. Avluda papazlar için yapılan bir küçük ev, bir zamanlar Ermeni okulu şimdi ise halk merkezi olarak hizmet veren bir bina ve Diran Apelian tarafından tasarlanan Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının anıtı bulunmaktadır. Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Ali Ganim'in açıkladığı, Armen ise bildirdiği habere göre 24 Ağustos'ta Suriye'nin başkenti Şam'da ülke genelinde elektrik kesintisine yol açan doğalgaz boru hattında meydana gelen patlama bir terör saldırısının sonucu. Suriye'nin El Ehbariye TV'sinin aktardığına göre bakan durumu değerlendirdikten sonra Adra ve Dumayr ilçeleri arasında meydana gelen patlama nedeninin bir terör eylemi olduğu ortaya çıktı, dedi. Bakan Ganim, uzmanların Cumhuriyet'in tüm santrallerindeki arızaları gidermeyi başardıklarını, her birinin çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi. Ona göre önümüzdeki saatlerde ülke genelinde elektrik arzını eski haline getirmek mümkün olacak. Ilir.im, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Levon Terbedrosyan'ın özellikle tarih yazımı ile bağlantılı olarak eğitim standartları üzerine devam eden tartışmalar hakkındaki kısa referansını yayınladı. Derbedrosyan özellikle şunları kaydetti. Tartışmadan Sovyet yıllarının kaben materyalist tarih yazımının yerini Ermenistan'ın bağımsızlığından bu yana daha taşralı, son derece tehlikeli Ermeni davasına meyilli bir tarih bilimi almaya geliyor gibi bir izlenim oluşuyor. Nigohoyos Atont, Hakop Manantyan, Suren Yeremian ve Gagik Sarkisyan gibi dev tarihçilerle Ermeni tarih biliminin bu seviyeye inme hakkı yok. Bu nedenle biz Azerbaycan ve Türkiye tarihçiliği ile benzeşiyoruz. Türkler ve Azeriler tarihi tahrip ediyorlarsa bu bizim de sahteciliğe başvurmamız gerektiği anlamına gelmez daha sert sözler kullanmak istemiyorum ama bu ulusal bir utançtan başka bir şey değil. Zira 2500 yıldan fazla bir süre önce devleti olan ve bugün hala bir devlete sahip, gerçekten görkemli bir tarihe sahip ender milletlerden biri olan Ermeni halkına yakışmaz.'' 168.am gazetesi ile yaptığı konuşmada Yerevan Devlet Üniversitesi Ermeni Tarihi Kürsüsü Başkanı Tarih Bilimleri Doktoru Profesör Artak Mofsisyan bu konuda birçok önemli gözlemde bulundu. Levon Terbedrosyan eski edebiyat uzmanı olan filoloji bilimleri doktorudur. Eğer Horanatsi, Naregatsi gibi yazarların ve tüm eski Ermeni edebiyatını edebiyat programından kaldırımda bir ses çıkarsaydı bu çok iyi olurdu.'' bir kişinin kendi mesleği içinde bir fikir beyan etmesi çok iyi olurdu. Artak Mofsisyan'ın Ermenistan'daki eski devlet Arat Dağıtlı çalışması 1992 yılında yayınlandı. Bilimsel çalışmada Ermenistan topraklarında 2500 yıldan fazla değil, Milattan önce 28. 27. yüzyıllarda kurulmuş olan yaklaşık 5000 yıllık antik devlet gerçeği bilimsel olarak kanıtlanıyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Vostan adlı folk topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Vartı Yerkın adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.